Efendim Master Rapor'a hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi çok değerli iki konuğum olacak. Öncelikle Yıldırım Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili. Yıldırım Bey merhabalar. Yıldırım Bey'in ben sesini alamıyorum şu an ama Yıldırım Bey siz beni duyabiliyorsanız eğer. Ben de çok derinden duyuyorum. Hemen yönetmenimize buradan söylemiş olayım. Kendisi de hemen ilgilenecektir. Yıldırım Bey, ben size hemen sorumu aktarayım. Şimdi bir yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Sayılı da günler kaldı diyebiliriz. Adaylar da belli olmaya başladı. Sizin bu yerel seçimler için genel görüşünüz nedir? Biraz ona değinelim. Sonrasında diğer konulara devam ederiz. Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçim. Bu seçim oldukça önemli. Bu seçim siyasal iktidarın el değiştirmesine de giden bir yolu da açacak. Özellikle ekonomik krizin olduğu, deprem sürecinin Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yaşandığı bir dönemde yerinden yönetimin, halkla birlikte yönetimin çok önemli olduğu bir süreç yaşıyoruz. Adaylar kendi politikalarını kendi beldelerinde, ilçelerinde, illerinde hayata geçirebilecek bir program, projelerle yola çıkacaklar. Ancak Türkiye'de siyaset yukarıdan aşağı şekillendiği için aşağıdan yukarı belirlenmesi gereken hayat yukarıdan aşağı belirleniyor. Bunun sıkıntıları var ama Cumhuriyet Halk Partisi 2019'da olduğu gibi geniş çeperli bir hazırlık yaparak sürece müdahil olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar 600'e yakın belediye başkan adayını belde, ilçe ve il, büyükşehir olmak üzere adaylarını belirledi. Bazı yerlerde eğilim yoklaması yaptı. Bazı yerlerde anket çalışması, bazı yerlerde il ve ilçe örgütlerinin önerisiyle adaylar belirlendi ama ciddi tartışmaların yaşandığı bir süreçten de geçiyoruz. Cumhur İttifakı tek yapı haline büründü. Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı cephesi biliyorsunuz dağıldı. Böyle bir ittifak yok. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına seçimlere giriyor. Biz bunu Kentler İttifakı olarak tarif ediyoruz. Hangi ilde Kars'ta seçim varsa Kars İttifakı diyoruz. İstanbul'da İstanbul İttifakı, Ankara'da Ankara İttifakı. Yani sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanların birlikte hareket edici bir süreci yaşıyoruz. Peki aslında Yıldırım Bey şimdi çok da güzel özetlediniz süreci. Millet İttifakı'nın olmayacağı zaten aşikar. İyi Parti kendi adaylarını çıkartacağı söyleniyor ama aslında dün de DEM Partisi ile yani eski adıyla HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir görüşme gerçekleştirdi. Artık her şeyin şeffaf olacağı söylendi. Belki büyük şehirlerde ki muhtemelen öyle olacak, İstanbul'da öyle olacak, bir işbirliği yapılabileceği kanaatinde. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi 2019 seçimlerinde biz Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, Ankara'yı, İstanbul'u HDP'nin desteğiyle, Kürt seçmenin oylarıyla kazandığımız bir gerçeklik. Yani bunu hiç kimse göz ardı edemez. İstanbul'u kazanmışsak ya da Kırşehir'i kazanmışsak ya da Ardahan'ı kazanmışsak burada HDP'nin katkısı çok açık ve net vardı. Bu örtülü bir ittifaktı. Nasıldı? İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, Kırşehir'de HDP aday çıkarmadı. Doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekledi. Şimdi ise şöyle bir süreç gidiyor. Açık olarak kamuoyunun da bilgisi dahilinde bir işbirliği tartışması yürüyor. Bu da benim görebildiğim kadarıyla yine İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, Ankara'da, İzmir'de aday çıkarmayarak, Muğla'da, Aydın'da aday çıkarmayarak Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını destekleme yönünde olur. Ama benim anladığım kadarıyla bu illerde DEM kendi adıyla bazı ilçelerde aday çıkarmak istiyor. Bu Cumhur İttifakı'nda nasıl ki MHP, Hüdapar ve diğer partiler kendi adlarıyla illerde ve ilçelerde ve dahi beldelerde kendi adlarıyla aday çıkartıp
diğer parti aday çıkartmadan yol yürüyorsa bu cephede de böyle bir işbirliği gayet normal. Mesela Kırşehir'de geçen seçimlerde MHP ayrı aday çıkartmıştı. CHP, AK Parti ayrı aday çıkartmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi de seçimleri kazanmıştı. Şimdi onlar tekrar Kırşehir kazanmak için MHP ve AKP adayıyla birlikte yola çıkacaklar. Osmaniye'de tam tersi. İşte Mersin ve Manisa'da MHP adayları. Buradaki partilerin tek aday çıkarması, diğer partilerin desteklenmesi nasıl olağan karşılanıyorsa, DEM'le Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuracağı ilişki de olağan karşılanmalı. Mersin'de 2019'da her türlü desteğe verdiler ama biz Akdeniz'de Cumhuriyet Halk Partisi adayı HDP'nin adayının kaybetmesine neden oldu. Bu hataları yapmamak gerekiyor. Kazanmak için Kent İttifakı'nın mutlaka örülmesi, siyasi partilerle de açık ittifak bence doğru bir adım. Şimdi Açık İttifak'ın doğru olduğunu söylediniz. Aslında 2019 yılında zaten üstü örtülü bir ittifakın olduğunu aşikar siz de bir kez daha dile getirmiş oldunuz. Şimdi aslında buna bakacak olursak sosyal medya ve genel olarak da o sol görüşü nasıl CHP tabanının bunu çok hoşnut karşılamadığını, yani şeffaflığı çok kabul etmediğini sosyal medyadan görüyoruz. Ve Özgür Özel de bugün bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz. Kimse Atatürk'ün kurduğu partinin milliyetçiliğini, vatanseverliğini sorgulamasın dedi. Çünkü haliyle DEM Partisi ile şeffaf bir işbirliği yapınca da herkesin kafasında birer soru işareti oldu. Ama Özgür Özel de bunu net bir şekilde ifade etmiş oldu. Bu yorumu için ne diyeceksiniz? Şöyle bir şey. Eğer örtülü bir ittifak yapılıyorsa ki 2019 bunun somut örneğidir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs bunun somut örneğidir. O zaman herkesin bildiğini açık ilan etmekte bir mahsur yok. Sıkıntılar olacak mı? Tabii ki sıkıntılar olacak. Tartışmalar olacak mı? Tabii ki tartışmalar olacak. Ama şöyle bir şey. İstanbul'da siz 1 milyon oyu karşı taraftan alacaksınız ama diyeceksiniz ki susun, hiç kimse duymasın. Böyle bir şey olmaz. Adana'da, Mersin'de, Aydın'da, İzmir'de, Muğla'da onların özellikle Kürt seçmenin desteğini alacaksınız ama hiç kimse duymasın. Şimdi Ankara'da da 200 bine yakın DEM Partisi'nin oyu var. Şimdi bu oyu aday çıkarmayarak bizim adayımız Mansur Yavaş'a verdiğinde hayır bize oy vermeyin mi diyecek Mansur Yavaş ya da buna itiraz eden arkadaşlar. Siz oyunuzu verin ama görünür olmayın. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Tartışma olacak ama asıl tartışma Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde örgütün ön seçim talebinin yok sayılmasıdır. Bu daha kritik bir tartışmadır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel kurultayda ön seçim yapılacağını çok açık bir şekilde sözünü verdi. Namus ve şeref sözü diye söz verdi. Şimdi bazı yerlerde eğilim yoklaması yapılıyor. Ben hep şunu savundum. Bizim garanti kazandığımız yerler, örneğin İzmir'de Konak, Karşıyaka, Bornova, Ankara'da Çankaya, Yenimahalle, İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, bu gibi yerlerde hakim denetiminde ön seçim yapılması kadar doğal bir şey yok. Bazen şu tartışma oluyor. Ya zaman yetmiyor. Hayır, zaman yeter. Bizim kesin kazanacağımız yerlerde, belediyenin bizde olduğu yerlerde zaten erken aday belirlerseniz, mevcut adayı değiştirecekseniz o zaman ikili bir yapı çıkıyor. Bir mevcut belediye başkanı var, bir de kesin kazanacağı belli olan aday var. Hem çalışanlar hem de halk yüzünü kime dönecek? Yani 3 ay bir gibi bir zaman sürecinde adayı erken belirlerseniz bu olmaz. Beşiktaş'ta ya da Çankaya'da neden hakim denetiminde ön seçim yapmıyorsunuz? Bakın Ankara'da ciddi bir tartışma, sıkıntı yaşadık. Etimesgut'ta 12 aday adayı arkadaşımız var ama hiç adı olmayan, parti üyesi de olmayan ama sosyal demokrat olan, partiyi de desteklemiş olan, kişiliğine, şahsına hiçbir şey sözüm yok. Ama son dakika getirilip örgüte de sormadan bir adaylaşma oluyor. Ve şöyle deniyor. Ya kamuoyu yoklamaları, anket. Ben hep şu örneği veriyorum. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tanınırlık oranı 2019'da %13'tü. Şimdi buna bakarsan
hiç aday göstermememiz gerekiyordu. Bazen anketler adı çok bilinenlerle ankette çıkar ama sandığa gitmez. Ben Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde genel başkan yardımcılığı yaptım. O dönem biz Türkiye'nin en ünlü sanatçıları, yazarları, aydınları ve tiyatro sanatçılarını aday yaptık. Mesela Fakir Baykurt rahmetli oldu, Can Yücel rahmetli oldu. Türkan Şoray çıktı, dedi ki oyum ÖDP'ye. Türkan Şoray'ı ya da Fakir Baykurt'u, Can Yücel'i çok sevdiler ama onlara gelip oyu vermediler. 0.85 oy aldık. Yani bazen halkın içinde halkın sorunlarını en iyi bilen isimlerle yola çıkarsınız. Tanınmıyordur ama bu bir avantaja dönüşebilir. Tanınıyordur, bu olumsuzluğa da dönüşebilir. Bu tür eksiklikler var. Bunların önüne geçmek Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin önemli bir konusudur. Mesela Hatay'da da Türkiye'yi etkileyen bir aday belirlendi. Şimdi Türkiye'yi etkiliyor. Sadece Hatay'ı etkilemiyor. O zaman oturup durup düşüneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir şey diyemez. Anket yaptık, bundan daha iyisi çıkmıyor. Orada da aslında yine Özgür Bey'in açıklamaları var. Yine tam olarak aktarmak isterim sizlere. Kırsalda acayip oy alıyor. Bu arada bahsettiğimiz Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tekrar adayı oldu. Özgür Özel de bu tepkilere nazaran bir açıklama yaptı ve dedi ki kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık dedi. Bu da aslında büyük bir tartışma konusu oldu. O da şu şekilde Cumhuriyet tarihinin en eski partisi olarak nasıl olur da bir alternatif bulunamaz diye de bir halkın da böyle bir çıkışı oldu. Bunun için ne diyeceksiniz Yıldırım Bey? Bence vardı daha önceki bir kırsalda çok sevilen bir il başkanımız vardı. Doktor Ramiz Parlar. Bu aday yapılabilirdi. Hikmet Çinçin var. Yıllardır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve kırsalda çok sevilen birisiydi. Bu da adaylar. Lütfü Savaş kendi köyünden 37 oy aldı. Kendi köyünden. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 300'e yakın, kendi köyünden 300'e yakın insan çalışıyor ama kendi köyünden aldığı oy bu. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışmasız 330 bin oyu var. Nerede? Samandağ'da, Arsuz'da, Defne'de, Antakya'da, İskenderun'da. Şimdi siz buradaki seçmeni kırarsanız, üzerseniz, bir de deprem süresince 15 yıl belediye başkanlığı yapmış ve burada sorunlar yaşamış bir arkadaşımızı tekrar aday yaparsanız, başka aday bulamadık derseniz bu doğru değil. Ben genel başkanımızın görüşlerine, parti meclisinin kararına saygılıyım ama orada o bölgenin milletvekilleriyle konuştum. Ben o bölgenin denetmeniydim Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcısı iken. Bölgeyi çok iyi biliyorum. O bölgedeki insanların bakış açılarını da çok iyi biliyorum. Umarım kaybetmeyiz. Ben el birliğiyle Lütfü Savaş'ın da yeniden kazanması için çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor ama şu bilinsin. Örgüte rağmen, örgüt şöyle olmaz. Bizim iki ay önce göreve gelen il ve ilçe örgütlerini ya örgütün görüşü buydu, olmaz. Ankara'da da benzer bir durum oldu. İki ay önce göreve gelmiş, bir önce 3 yıl görevde bulunan il başkanına, il yöneticilerine döner sorarsın. İlçe örgütlerine döner sorarsın. Daha sonra harmanlarsın görüşü, harmanladıktan sonra da karar alırsın. Ama bizde gelenektir. Parti meclisi sürecinde bu konular tartışılır. Parti meclisi karar aldıktan sonra ağzımızı kapatırız. Kazanmak için mücadele ederiz. Eksiklikler yok mu? Var. Hala Muğla'nın açıklanmaması, İzmir'in açıklanmaması ciddi bir eksikliktir. Bir an önce buraların açıklanması gerekiyor. Bir an önce bizim sahaya çıkıp çalışmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı açıklamayabilirsiniz. Kartal'ı, Bakırköy'ü, Kadıköy'ü, Bornova'yı, Konağı ya da Çankaya'yı açıklamayabilirsiniz. Burada da hakim denetiminde ön seçim yaparsınız. Ne genel merkez sıkıntı yaşar, ne parti meclisinin iki dudağı arasına sıkışır. Örgüt neyse o. Çankaya'nın 22 bin üyesi var. 22 bin üyeye güvenmeyeceksiniz ama 60 kişi karar verecek. Böyle bir şey olmaz. Biz eksiğiyle fazlasıyla üyelerimize güvenerek
bu süreçleri işletmemiz gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi en fazla işleten bir partidir. Bunun semeresini de bu seçimlerde yeniden göreceğiz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yeniden kazanacak. Ankara'da Mansur Yavaş yeniden kazanacak. Aday olduğu takdirde ki ben olacağını düşünüyorum, İzmir adayımız kazanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız aday olmayacağını söyledi. Peki Yıldırım Bey, İzmir demişken sizce İzmir'deki adayınız kim olacak? Adayımız kazanacak demişken sizin de bir fikriniz vardır diye tahmin ediyorum. Ben gördüğüm, anlayabildiğim kadarıyla genel olarak parti meclisinin ve genel merkezin, genel başkanımızın eğilimi mevcutları devam ettirme yönünde. Dikkat ederseniz Hatay'dan Trakya'daki Tekirdağ değişti. Eskişehir kendi isteğiyle değişti. Muğla aday olmayacağını söyledi. Ben sadece Eskişehir'de bir kadın arkadaşımız, genel sekreterimiz aday oldu, Ayşe, başarılar diliyorum. Muğla'ya da bir kadın yakışır. İzmir'de mevcut devam edecek gibi geliyor bana. Çünkü bugüne kadar kazanamayız ama en iyisi bu diye Hatay'ı ilan ettiklerine göre bence diğer yerlerde de benzer uygulamayı yapacaklar diye düşünürüm. O zaman diğer illerde de yine alternatif bulamadık, o bölgedeki en iyi oy oranını alan mevcut belediye başkanları diye bir açıklama da gelebilir diye anlıyorum söylemlerinizden. Yok, oralar için öyle olmaz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bir ay önce Hatay'a ilişkin çok sürpriz bir hamle yapacağız demişti. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel deprem bölgesinde, deprem sürecinde ben de ilk günden itibaren oradaydım. Genel Başkanımız Özgür Özel de grup başkan vekili olarak bu bölgede çok çalıştı. O bölgeyi herkesten daha iyi bilir. Bence o da sanırım bir çıkış yolu bulunamadı. Keşke örgütün üyeler dinlenseydi. Sıkıştığımızda şunu yapmamız lazım. Sorumluluğu tek başına genel başkan yüklenmek yerine Hatay'daki üyelere sorumluluğu yükleseydi daha rahat olurdu. Ben genel başkanımızın ve MYK'mızın, parti meclisimizin bu süreçte yıpranmamasını istiyorum. Çünkü onların, partinin onlara ihtiyacı var. Onlar yıpranırsa parti yıpranır. Parti yıpranırsa mevcut siyasal iktidar yine yoluna devam eder. Bunun önüne engel olabilecek iş birlikte sıkı sıkıya birbirimize yaslanarak bu süreci örgütlememiz ve başarmamız gerekiyor. Bunun için mücadelemiz. Bence bunu da yapacağız. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Yıldırım Bey. Şimdi ön seçim tartışmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yerel seçimler hazırlığındaki en büyük problemlerinden bir tanesi. Siz aktardınız. Ön seçimin şu an için uygulanmamasının tek sebebi zamanın olmaması mı, yoksa şu an yönetimin değişmesiyle beraber tam olarak gidişatın belirlenememesi mi? Bence şöyle bir şey. Şimdi Mezitli'de, Mersin Mezitli'de ön seçim yapılsaydı, Tarsus'ta ön seçim yapılsaydı iki mevcut belediye başkan adayımız da devam ederdi. Fakat orada milletvekillerinin itirazları da oldu. Bazı milletvekillerinin görüşlerine rağmen ben yaptım oldu anlayışıyla bir süreç işlendi. Ben ön seçimin yapılmamasını şuna bağlıyorum. Biz merkezi olarak süreci kontrol edemeyiz. İstemediğimiz isimler çıkabilir. Şimdi şöyle bir şey olmaz. Kurultayı kazanmanın en büyük söylemi namus ve şerefin üzerine ön seçim yapacağım söylemidir. Kurultayı Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in kazanmasının altında yatan nedenlerden biri, bir, örgütü yok saymayacağım dedi. İki, ön seçim yapacağım dedi. Üç, 25 gün sonra bu salonda yeniden tüzük kurultayı yapacağım dedi. Bu söylem delegenin genel başkan değişiminde tutum almasını, 18 kişidir, tutum almasını sağladı. Dolayısıyla verdiğiniz sözle genel başkan olmuşsanız o zaman bu sözün yerine gelmesini sağlayacaksınız. Şimdi kırklar elinde ön seçim yapacaksınız. Ankara'da ön seçim yapmayacaksınız. Büyük şehirlerde yapmayabilirsiniz. Bakın, ben büyük şehirlerde ön seçimi doğru bulmam. Ama il belediyelerinde, ilçe belediyelerinde ön seçim yapılması gerekiyor. Kırşehir İl Örgütü ön seçim istedi. Ben mevcut belediye başkanının devam etmesi daha doğru diye düşünüyorum. Ben kendim Kırşehirliyim, iyi bilirim. Fakat il örgütü dedi ki biz ön seçim istiyoruz. Yapılmadı. Yapılmayınca, mevcut belediye başkanı adaylaşınca
İl örgütü, ilçe örgütü 80 kişiyle istifa etti. Nedeni şu, kişiye karşı oldukları için değil. Biz ön seçim talep ettik. Sizde ön seçim sözünüz vardı. Bu hayata geçmedi. Dolayısıyla biz bu şekliyle belirlenen bir adayla birlikte çalışmayız dediler. Bence örgütün bu sesine kulak verilmesi gerekiyordu. Şu anda belediye meclis üyeliklerinde de eğilim yoklaması yapılmayan birçok yer var. Şimdi şöyle bir şey olmaz. Belediye meclis üyeliklerinin belirmesinde kontenjan adaylarını belediye başkan adayı belirler. Daha sonra genel diyelim ki 30 kişi seçilecek belediye meclisine. Bunun içerisinde %10 belediye başkanına mevcut adaya kontenjan verirsiniz. Bir de kontenjan adaylarını belirler. Yani 30'sa 3 kişiyi belirleme hakkı verirsiniz seçilebilecek yerden. Bir de kontenjan adaylarını belirler. Onun dışında tamamını örgüt belirler. Ama böyle olmuyor. Bir kısmını aday, bir kısmını il örgütü ama ağırlıklı bir kısmını da genel merkez belirleyen bir süreç olmaz. Bu bizi örgütle kucaklaşan yere itmez. Ama tüm bunlar daha sonraki seçimlerde rahat tartışacağımız konular. Şimdi hedefimiz önümüzdeki 31 Mart'ı başarıyla aşmak. Çünkü 31 Mart'ı 11 Büyükşehir Belediye'mize 3 belediye daha katarsak Büyükşehir, inanın bu siyasal iktidar erken seçime gitmek zorunda kalır. Bunun için kolları sıvamamız lazım. Peki Yıldırım Bey, çok teşekkür ederim. Size de kolaylıklar dilerim. Yoğun da bir süreç sizleri de bekliyor aynı zamanda. Aktardığınız bilgiler için de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Cumhuriyet Halk Partisi ve halkın iktidarı mutlaka yerel yönetimlerde başarıyla sonuçlanacaktır. Peki efendim, çok sağ olun. Görüşmek üzere.